Agalarım, herkese selamlar. 22 Ağustos 2024 Perşembe iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelem var. İdeal ve yüksek oranlardan bahsedeceğim. Ve sizlere bir adet de ideal kombin önerisi sunacağım. Bu ideal kombin önerisi de Trabzonsporla Beşiktaş mücadelesi olacak. Şimdiden bilgisini vereyim. Sizlerden tek ricamız videoya atacağınız beğeni ve yorum destekleridir. Beğeni ve yorumlar geldiği sürece zaten videodaki maçların analizlerinin başarısını görüyorsunuz Aga. Yani bir tane atıyor veya full geliyor. Şu anda nazar değmiyorsun. Masaya vuralım. Ama bugün biraz sıkıntı. Ama izlediğimiz takımları değerlendirmeye aldım. Özellikle Hacker'ı izliyorduk mesela. Ama Haydanam'ı ya bu sezon daha izleyemedik. Anladınız mı? Bu şekilde ekranda görüyorsunuz zaten. Dilerseniz başlayalım. Zaten anlatırken de ben ince ince ayrıntı vereceğim. Ona göre dikkatli olmanızı da söyleyeceğim. Öncelikle bir adet maç skoru yarışmamız var. Maç skoru yarışmamız burada Lugano ile Beşiktaş mücadelesi. Maç skoru ne olur diye sizlere sorduk bilen iki arkadaşımızı 7 günlük WhatsApp gruplarımıza misafir edeceğiz. Daha önceden bir Galatasaray maçının skorunu sorduk fakat maç daha oynanmadı. 5 kişi alacağımızı söylemiştik. Diğer videoya kalır muhtemelen. Burada 2 kişi alacağız. Yorumlara yazmanız yeterli olacaktır. Geçtim bunu. Agalarım. Gruplara katılmak isteyenler veya her türlü soru görüş öneri de benim WhatsApp gruplarımda burada iletişim için WhatsApp iletişim hattında ekranda gördüğünüz numaradan 0534 446 59.89 numaralıdan adan isim e, iletişime geçebilirsiniz. Her türlü soru görüş öneri bu numara. Yüksek mislilerimiz devam ediyor aga. Özellikle bu dönemde yüksek misli canlı da çok güzel yapmaya çalışıyoruz ki başarılı da oluyor. Birazdan bahsederim zaten. Yüksek misli seviyesi şu mantı. 1000 TL'nin üstünde bahis alıyorsan 3000 TL, 2000 TL şeklinde yüksek misli seviyesinde beklerim. Zaten misli aldığın zaman canlı ve kupon grubuna da girmiş oluyorsunuz. Misli canlı görsel ekrana gelsin. Bakın bu şekilde güvenmiş olduğum maçlarda 1000 TL. 2000 TL canlı olaraktan da zaten normal canlı gruplarında yüzde veriyoruz ama burada e, direkt miktar yani direkt miktar vererekten de oynadığımızı belirtelim. Dünün ideal kombinesi vardı Aga. Günün takiplik tek ideal kombinesi. Lil bir yarıyı kazanır aga benim ideal tercihimdi. Hatta burada Lil'in ben YouTube'da yarı kazanır vermedim de Mahsun'u birini verdim. Lil'in galibiyetini bekliyordum ben zaten. Ve yüksek oranlarında 2-3 gol. Skoruna kadar yakaladık zaten. Bodo gelip mücadelesinde de var olarak değerlendim. Moda maça ne dedim? Mahsun'u bir 2.5 üst hatta 2-1'de benim bir skorum var diyerekten de önerdim. Skoruna kadar geldi. Tebrikler diyor. Çok güzel Whatsapp'tan mesajlar da geliyor. Yorumlar da geliyor. Aynı şekilde devam edelim. Sizlerden ricamdır. Bir de canlı olarak... Dediğim gibi WhatsApp gruplarına devam ediyoruz canlı olaraktan da. Geçtim bunu. Herkes açık ücretsiz grubumuz var. Aga yorumlarda açıklamada linki var. Kangal Tips Telegram grubu. Kangal Tips ücretsiz falan yani. Telegram'a Kangal Tips yazıp bu gruba ulaşabilirsiniz. Burası ücretsiz, ücretsizdir. Ben WhatsApp grubundan bahsedeyim biraz. Neler yaptık diyerekten de. Sizler de canlı canlı şahit olun. Karabağ mücadelesi vardı. Dakika 26'da ilk yarı gole girmişiz. Editörümüz burada. Ve altına yazmış ki bu yüzde yeterli. Yüzde 2 alalım. Bakın kasa yönetimi yapıldığını görün. Ve dedim ki ev golü de yüksek orandan değerlendirilebilir. Aga gelmiş mi? Karabağ ilk yarı gol geldi mi? Gol kimden geldi? Zagreb'den. ama 2.50 oran zaten. Sonra Karabağ Zagreb mücadelesi yine %2 olarak değerlendirdim. Bak Karabağ'ın bir golünü aldım. 1.67 gibi orandan. Bir de dedim ki Avrupacılar %4 alsın dedim. Bunu da Karabağ Zagreb maçı 2-3 golde kalma ihtimali var. Devre arasında verildi. Bodo mücadelesi vardı. Bodo'nun ilk golü atmasını bekliyordum. Aga ilk yarı izledik 1.62 gibi orandan değerlendirdim. İlk gol Bodo'dan geldi mi? Geldi. Yüksek misli canlı yapmıştım. Devre arasına verilmiş olan 1000 TL Lil'in golünü attım. 3000 TL'de Bodo'nun golünü attık. Bak yüksek misli canlı bu şekilde yapılıyor. Bodo mücadelesini ev sahibi 1.5 üst girdik. 1.62 orandan geldi mi aga? Matta muazzam gol attı. <laughs> Burada kangaları bindirdik tüpçüye. Dedim ki elim kaşınıyor girmemek için. Dedim ki bir tane daha girelim. Ama dedim ki bak bunu ortaya alalım. Neden? Kızıl yıldız da ufaktan oynamaya başladı ama kontradan da boda gol, bodo golü gelebilir. %3. 2,5 üstü attık. Geldi mi? O da tertemiz geldi aga. Şurada da gelsin. Bu şekilde güzel bir şekilde sohbet havasında güzel bir grubuz öyle söyleyeyim. Aile ortamı diyerekten de bunu da anlatmış olalım. Şimdi başlayalım. Toplamda 6 adet mücadelem var. Sizlere ideal kombinasyonu yapacağım. Dediğim gibi beğeni ve yorumlara en azından emeğine sağlık yorumu Bol şanslar yorumu bizler için yeterli olacaktır. Bunlar bizim motivasyonlarımız. İlk mücadelemiz Hacken'la Hayden'ın mücadelesi. Hacken'ın maçları... Ya golsüz biten maç var mı son dönemde acaba? Özellikle ligine bakalım bir. Millikte bakalım ya. Biz son maçlarını takip ediyorum da bak. En son alt olan maçı 4. ayın 24'ünde. Öyle söyleyeyim. Kendi liginde zaten çok gol geçiyor. Hepsi üst geçiyor. Burada şöyle bir durum var. Yani Hayda'nın savunma takımı değil zaten. Bundesliga'da biliyoruz. Geçen sezonda Bundesliga'da 8. bitirdi. Ama en gol cisimlerini sattılar aga. Bir tane forvetini sattılar. Bir tane defansını 7 milyon euroya mı ne? Benfica'ya sattılar. Ama Hayda'nın da ben ayak uyduracağını düşünüyorum. Bundesliga ekibisin sen zaten. Savunma yapan bir ekip de değil öyle. Savunmaya yaslanan bir ekip de değil. Burada doğrudan bir 2.5 üst alalım. Hacker'ın zaten oyununu biliyoruz. Oyun tempo kazanacaktır ve Hakan'ın kendi evinde olması. Deplasmanda olsa belki çekilebilirdim. Yani bu kalite farkı deplasmanda belki Haydana 2-0-1-0 bitirebilirdi. Ama Hacker'ın da kendi evinde oynamak isteyecek oynamak isteyecektir. O yüzden 2.5 üst olarak değerlendirdim. French Farage'la Banja Luka mücadelesi. Ben bu deplasman ekibini ya bilmiyordum. Daha doğru Bosna ekibi zaten. Bosna Ersek'in şeyini takip etmiyoruz. Son maçlarını izledik. Pauk maçı vardı. O maç tarafından izledim. Aka gayet de kafa tutabiliyor yani. Takım gerçekten iyi. Burada Ferenc Faroş ile oynayacak. Ama ben Ferenc Faroş'un burada net bir favori olduğunu zaten oranlardan da belli. Yani Midland'a karşı elendi. Ama nasıl oyun oynadı? İki oyunda iki maçta da içeride dışarıda üstün olan taraf French Faroş takımıydı. Onun da bilgisini vereyim. İyi oynayan bir takım. Burada deplasman gol atabilir mi? Atma ihtimali var. 3-0'da var aga. Burada oran almak için de ben burada 2.5 üstünde bir French Faroş galibiyeti bekliyorum. Değerlendirecekler bir yönde bir değerlendirme yapabilir. Udogores maçını atlamayalım. Ludogorets'le Petra Cup mücadelesi. Şimdi Ludogorets'in Karabağ'a karşı elendi. Kendi evinde 7-2'lik bir mağlubiyet. Maç uzadı. Uzatmalarda zaten fiş çekilince arka arkaya zaten goller de geldi. Ama şöyle söyleyeyim. Taş gibi takım. Gerçekten Karabağ deplasmanına yenmesini bilmişlerdi. Orada da zaten gösterdiler bize ne kadar iyi bir takım olduğunu. Burada Petra Cup burada savunma ağırlıklı oynayacaktır. aga. Hücum takımı değil kesinlikle. Onun bilgisini vereyim. Savunmaya yaslanacaktır. İlk gol açtığı takdirde mücadele 2-0 ayarında. Ben bitebileceğini düşünüyorum. Ben burada bir Ludogorets galibiyeti bekliyorum. 4.5 altında bir Ludogorets galibiyeti yaparsak bu maçın oranları yanlış. Hemen şuradan düzelteyim. 4.5 altında bir Ludogorets galibiyeti yaparsak idealen 1.40 seviyesinde değerlendirme yapılabilir. Ama dediğim gibi benim skor beklentim yani 3 golü açacağını da düşünmüyorum. Pardon, 4 golü açacağını düşünmüyorum. O yüzden Burada maç sunu 1 ve 3.5 alt da. Yani 1.75 minimum oranla da değerlendirilebilir yüksek oranıyla birlikte. Lugano ile Beşiktaş karşılaşması alınacak bir intikam var. Gayet güzel. Şimdi Beşiktaş özellikle kendi evinde oynamış olduğu maçta inanılmaz iyiydi aga. Ama deplasmanda oynanan Samsun maçında ben beğenmemiştim. Hatta o maçta yani neler biz kazandık o maçta Beşiktaş tarafına yönelmiştik. Hem de çok güzel kazandık. O maç bizim şey maçımızdı. Eee misli maçımızdı bir de. Şimdi Antalya'ya karşı çok iyi bir oyun oynadı. Aga takımdan net bir şekilde Rafa'nın kalitesi inanılmaz. Bak şeyde diyorum ya. Gal Galatasaray'da Davinson Sanchez'in kalitesi çok üst seviyede. Çok fark ediliyor. Rafa Silva'nın da kalitesi gerçekten çok üst seviyede. Bunu yani takıma çok ağır basıyor. Çok belli ediyor kendini. Yıldız gibi sahada parlıyor gerçekten. Lugano ile oynayacaklar. Lugano da kendi evinde tempo yapan bir takım. Fenerbahçe ile maç yaptı izledik. Ondan sonra bu e elediği bir takım vardı uzatmalarda. ya partizan maçında o maçta izledik canlısını yaptık. Ben burada mücadelenin karşılıklı gelecek golleri bekliyorum. Aga. İdealden her iki takımdan atacağı goller okeyim. Onun dışında yüksek oranlardan mücadele burada bir berabere bitme ihtimali var. Benim skor beklentim 1-1 veya 2-2. Hem KG var olarak düşünüyorum. Hem de bir beraberlik düşünüyorum bu mücadelede. Bu maçında maç skorunu sizlere sorduk. Zaten beraberliğin orada 3-50 küsur bandında. Ee, dediğim gibi bir beraberlik maçı olabilir ama gollerle birlikte bir beraberlik maçı olabilir. Değerlendirecek tabi. Bol maçın skorunu da zaten sizlere sorduk. Gallen'le Trabzon mücadelesi. Bu maçı da ideal kombinime aldım zaten. Beşiktaş maçına var aldık. Bu mücadelede Gallen tarafındayım. Gallen tarafında nasıl Aga? Şimdi Trabzon Aga bak çok önemli bir eksikliği var. Adamların 9 numarası yok Aga. Yani forvet yok. Şimdi bu Werder Bremen'deki Dux vardı ya. Dux, Dux, Dux diyorum. Dux. Marvin Dux onu alacaklarmış galiba. Hiç haberler çıkıyor ama bir tane uzun boylu bir tane 9 numara arıyor adam. Şimdi takım çok iyi transferler yaptı. Bana sorarsanız muazzam transferler. Ama Abdullah Avcı tam oturtamadı ama dediğim gibi 9 numarada olsa çok fena olmaz gibi geliyor bana. Yani 9 numara eksikliği var. Gallen İsviçre'de hücum ekibi Hücum futbol oynayan bir ekip. Young Boys'a 4 tane attı zaten. Oradan biraz pay biçebilirsiniz. Young Boys'a kötü başladı da. Şimdi Gallen burada ben bir yarıyı kazanmasını bekliyorum. Diğer seçeneğinde veya kim kazanır seçeneğinde. Ev sahibi yarı kazanır. Evet seçeneğinde. Bunun oranı düşmüş. Bellilerde oranı vardı. Ben Gallen'in burada bir yarıyı kazanmasını bekliyorum. Hatta mücadeleyi de kazanırsa çok da sürpriz olmaz. Chelsea ile e, Servet'le. Chelsea Konferans Ligi'nde. Bilmiyorum bu kadar transfer rekorları kıran bir takım konferans liginde. Bakalım bu sene belki daha iyi olacaktır. Şimdi bu maçı ben neden değerlendirme altına aldım onu anlatayım. Chelsea'de çok fazla genç oyuncu var. Yani bir inanılmaz bir forma yarışı da olacaktır. Burada yedek kadroya çıkacaktır muhtemelen. Okey. Ama yedek kadrolarda kimler var yedeklerde o da önemli. İlk yerden bir Chelsea galibiyeti gelebilir. Ben bunu herhangi bir ideal kuponuma kadroları görmeden koymam kesinlikle. Ama dediğim gibi ya yedek kadrosu bile kendini göstermek isteyecekti. Bir forma yarışı olduğu için Chelsea'nin burada ilk yarı galibiyeti bence okeyim. Ama kadrolara bekleyin olur ki. Ya bu maçtan 3 gün sonra da Wolves mücadelesi var sanırım Chelsea'nin 25'inde. Ondan e, yedek kadro çıkabilir yüksek ihtimal ama dedim yedek kadro çıksa da ilk yerden galibiyeti koparacaktır. Arkadaşlarım 6 adet mücadelem vardı. İdeal yüksek konulardan bahsettim. Sizlere bir adette ideal kombinelerim var. Aga sizlerden tek ricamız beğeni ve yorum destekleridir. Yani bir iki saniyenizi ayırıp beğeni ve yorum bırakırsanız çok teşekkürler. Ee, i̇deal kombinemiz ekranda Beşiktaş mücadelesine KG var olarak değerlendirdim. Ee, Galen mücadelesine de Trabzon'a karşı Galler'in herhangi bir yeri kazanması bizler için yeterli olacaktır. Değerlendirecek arkadaşlara bol şanslar. Video like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.